Kesinlikle, yani bir ucundan tutmakla olmuyor hiçbir şey, bir ucundan kalkmak. Çünkü etkenler de zaten multifaktöriyel. O yüzden bütün bileşenleri tutmak zorundayız. Bütün bileşenleri iyileştirmek zorundayız. O yüzden havuza akan tüm kirli suları kapatmak zorundayız ve iyileştirmek zorundayız. Bu yüzden diyet var, bu yüzden bitkiseller var, bu yüzden frekans var. Ben şu anda 77 yaşında, emekli Atatürk öğretmeniyim. Öncelikle sınıfta hiperaktif bir öğrencimin yüzünden tebeşirle yazarken bir başka öğrencimin kafasına çanta inerken feryat etmesi üzerine 360 derece ani tebeşir atıp döndüğümde üç omuk kaydı. Ve bir yıl Minerva'yla mesleğime devam ettim. Bir yıl sonra da ağır bir evde sehpa kaldırınca bel fıtığı oldum. Meğer boyun fıtığı olduktan sonra bel fıtığı da bilinirmiş. Dolayısıyla ben boyun ve bel fıtığından sık sık zaman zaman yıllar içinde tedaviler oldu. Hocamla tanıştığım 14 Kasım günü hocamın ilk yaptığı mükemmel bir şey var. Bütün ilaçlarımı kesti ve 4 tane vitamin hapına izin verdi. %50 ayak bileklerim her adım attığımda kesiliyordu. 100 metre gidip ağlayarak geri dönüyordum. Yaşam kalitem bozuldu. İşinin ehli fizyoterapistler tarafından. Lenf drenaj artı radyo frekans cihazlarıyla tedavi aldım. Artı gıda yönden kuvvetli bir diyet uyguladı hocam. İlaçları tamamen kesti. Çok mutluyum o açıdan. İlaçsız bir yaşama adım attım. Bütün bu işlemler sonucunda ben %50 iyiyim. Hocamın gayretiyle %80'e çıkmayı düşünüyorum. Umut ediyorum. Bu diyette tüm toksik maddeleri, insanoğlunun hile karıştırdığı, hileli ürettiği şeyleri tamamen yasaklıyoruz esasında. Bir ata diyeti, atalarımızın gibi yediğimiz, içtiğimiz. Özellikle vücutta romatizmal ve fibromiyaljide otoimmün rahatsızlıklar, bağışıklık sisteminin kendine saldırdığı rahatsızlıklar çok fazla. Hocama uygulanan romatizma ilaçları bu defa mide bağırsak sistemini bozmuş, geçirgen bağırsak sendromu oluşmuş. Onu yeniden düzenlemek gerekiyor. Oradan başlıyor tedavi esasında. Buradan giren ilaçlar mide ve bağırsak sisteminde gaz, ülserler şeyler yaratıyor. Erozyonlar, gastritler. Mide bağırsak sistemi onarılmaya başladığında zaten anında ağrılar şak diye böyle azalmaya başlıyor. Oradan geçen. Ortalama vücutun yenilenme sistemi yenilenmesini tamamlama sistemi 3 ay. Yani aşırı obez olur, onlarınki biraz uzuyor. Veya serebral palsi veya otizmli çocuklar olur, kaç defa sınıfta kalmışlar. Onları devamlı desteklemek gerekiyor. Destekledikçe gidip kaldığı sınıfları, konuşması mı geri kalmış, davranış bozukluğu mu geri kalmış, muhakemesi mi bozulmuş, onları gidip tamamlamaya başlıyor çocuklar, 9 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa.